Günümüzde çıraklık ve kalfalığın nasıl olduğu ile ilgili bilgileriniz var. Milli Eğitim Bakanımız, Milli Eğitim Bakanlığı bu iki günümüzde çıraklık ve kalfalık belgelerini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşları vermektedir. Ancak yüzyıllar önce bu kalfalık belgesinin ve ustalığa geçmenin bir töreni var. Biz sizlere bugün bu töreni canlandırmaya çalışacağız. İyi seyirler diliyorum. Buyurun ya erenler. Es
Esselamu aleyküm ya kiram ve rahmetullahi ve berekatuhu seyyidi şeyh ve ya hanem. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hal şudur ki ayakkabıcı esnafından bir mümin kardeşimiz uzunca bir süredir Hasan Ustası'nın hizmetinde bulunmuş. Şartları yerine getirmiş, yaptığı işleri de hora geçmiştir. Hasan Usta dahi ustalık haklarını yerine getirmiş ve bugün siz azizlerin huzurunda kalbasına destur vermek istemektedir. Bu sadık hakkında ne buyurursunuz? Hala münasip. Buyur edin gelsin. Size tuhfe getirdik biz bu canı. Hakir olur fakirin armağanı. Haydi. Bahri Alem Muhammed Mustafa Rıza Selamet. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. İcazetini almak istediğiniz kalfa evladımız bu kişi midir? Kimlerdendir? Hangi meslektendir? Evet ya şeyim, bu kalfa evladımız Gerede sülalesinden Murad'ın oğlu Mücahit'tir. Ayakkabıcı esnafındandır. 10 yıldan beri Hasan Ustası'nın yanında çalışmaktadır. Desturlarınıza layık görür. Mesleğinde ehliyeti sabit olmuş mu? Biz öyle görürüz. Yaptığı işlerden bir örneğini yanımızda getir. İyiliklerine tanıklık için yol arkadaşını yanımıza getirdik. Ustası da hem kefildir hem de tanıktır. Biz de onu doğru yolda görürüz. Desturlarınıza layık görürüz. Ahiret işleri için ne buyurursunuz? Onun dinini de imanda görürüz. Ancak iç yüzünü Allah bilir.
Ey erenler, bu kalfa evladımızın gönlünde yatana, evde işe doğmasına, aileler arasına girmesine mahal var mıdır? Ey o, aileler arasına girmek ister. Yaptığın işle bunu ispat ettin. Yol kardeşin, ustan sana kefil oldular. Dinini, diyanetini bilir söylediler, mütehassıs olduk. Ey o, can kulağınla işit. Güzel ahlaktan, aklı selimden ayrılmayasın. Büyüklerden önce söze başlamayasın. Elinle komadığını götürmeyesin. Avluna da, işine de haram sokmayasın. Eline, beline, diline sahip olasın. Kimsenin ırzına, namusuna, işine kötü gözle bakmayasın. Ey o, bu şerayeti kendine vacip kıldın mı? Bu şerayeti kendine vacip kıldın mı? Bu şerayeti kendine vacip kıldın mı? El bizden, destur Allah'tan, Allah mübarek eylesin. Yiğit başım, kalfalık şedini çıkaralım o zaman. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Ya İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Ya İlahe İllallah, Allahu Ekber. Bismillahi ala takik velhamdülillahi ala takik. Ya Hazreti Cebrail, Hazreti Risalet bana, Ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ey o, ustalar arasına girip ehli şed ol. Biz sana üç kapıyı açtık, üç kapıyı kapattık. Şedinin üstüne dördüncü düğümü de senin gözlerini senin vicdanına bekçi eylemek için bağladık. Allah mübarek etsin, Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Ya şeyim, biz bu genci aklımızın erdiği, gücümüzün yettiği kadar olgunlaştırmaya çalıştık. Lütfü ilahiyle başardık. Bugünlere kavuştuk. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Biz onun her halinden memnunuz. Üzerimize geçmiş hakları var ise huzurlarınıza kendisinden yerlik veririz. Benim ustama hakkım yoktur. Ustamın bende hakkı vardır. Allah sizden de ustamdan da razı olsun. Taşı tut altın olsun. Tuttuğun işlerde hayır göresin. Yoksulluk sıkıntı çekmeyesin. Aklın var ise ilahi hoş olsun. Bak oğlum, Allah yolunda gitmez isen, dediklerini tutmaz isen, hocalarına ve ustalarına saygı göstermez isen, bu parmakların yarın ahirette boynunda olsun. Thank you.
keselerin toplanmasıyla beraber törenimiz burada bitmiş oldu. Keselerin içerisinde bulunan altınlarla yeni ustamız dükkanı açacak ve ona sermaye olmuş olacak. Teşekkür ederim.